Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim sana hamd eder. Nefsaniyetimizin karanlıklarından, amellerimizin kusuratından sana sığınırız. Sen kime hidayet dilersen onu dalalete sevk edecek başka güç yok. Ve kim dalaleti seçtiği için ona izin verirsen, ona da hidayet edecek yok. Sen birsin, senden başka ilah yok. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselam senin kulun için. Evet, Felak suresi bu haftaki üzerinde tefekkür etmeye çalışacağımız sure. Her sure gibi Felak suresi de umut verir insana. Yani felakın Rabbine sığın diyerek sığınma ihtiyacı hisseden her insanın bir Rabbi olduğunu hatırlatır. Zarara uğrayan, musibete uğrayan, tahkir edilen, terzil edilen, tevkif edilen her insanın sığınması gereken o yüce makamın felakın Rabbi olan Allah olduğunu hatırlatır. Ve adeta bize her gecenin bir sabahı var, her kışın bir baharı var. Öyleyse her zahmetin arkasında da bir rahmet var mesajı verir. Kur'an'ın ifadesiyle ve tilkel eyyamun nevluha beynen nas. Biz bu zamanları insanlar arasında döndürür dururuz. Ayetini hatırlatırcasına gecenin arkasında sabah var. Bahar, kışın arkasında bahar var. Hatırlatması yaparak bize felakın Rabbine sığınmamız gerektiğini ve hangi zor ve müşkil ortamda olursak olalım muhakkak bir Rab olduğunu, yoktan var eden bir Rab olduğunu hatırlatır. Hani şair der ya, İlahi, ya İlahi, ya İlahi. Sensin padişahlar padişahı. Seni billahi bir bildim ki birsin. Şerikten hem nazirden sen berisin. Ayrı ayrı etseler de tenimi çevirmezem. Biz teslim olmakla mükemmeliz. Elimizden geleni yaptıktan sonra gerisi vekil olan Allah'adır. Felakın Rabbine sığındığımız zaman bütün şerlerden, aleyhimizde ittifak eden bütün musibet şebekelerinden korunmuş ve muhafaza edilmiş oluruz. Sığınmak insan fıtratında sığınma ihtiyacı vardır. Çünkü fıtratında korku vardır. Zaten ilah eğer elehe kökünden gelirse çok sevildiği için kendisine kulluk edilen, hevele kökünden gelirse çok korkulduğu için kendisine kulluk edilendir. Sevgi ve korku insanın fıtratına mezcedilmiş bir kuvvedir. Eğer korku varsa o zaman madem ki insan korkar, öyleyse insan sığınma ihtiyacı hisseder. Bu insan fıtratında olan bir şeydir. Sığınmak isteriz. Zaten kadim dönemlerdeki
o iptidai dinlerde din neden ortaya çıkmış? Yani o mübeddel dinler, uydurulmuş inanç sistemleri korkudan dolayı ortaya çıkmıştır. Ya da hayretten ve sevgiden dolayı ortaya çıkmıştır. Mübeddel dinler için geçerli olan bu kaide, münezzel din için de geçerlidir. Çünkü insan fıtratında sevgi, hayret ya da korku beraber işler. Yani her insan korkar. Korkmak aslında bir nimettir. İnsan korkmasaydı tedbir üretme gibi bir potansiyeli, bir kabiliyeti, bir kapasitesi olmazdı. Yani korkma duygusu olmasaydı insanlar birbirlerini koruyamazlardı. İnsan kendisini koruyamazdı. Onun için korkmak insana verilmiş bir nimettir. Fakat korku aynı zamanda muhafaza edilmesi ve terbiye edilmesi gereken bir duygudur. Yani bir taraftan korku nimettir, fakat her nimet nasıl ki nikmete döner, her nimetin eziyete dönme potansiyeli vardır. Korku nimetinin de eğer kontrol edilemezse eziyete dönme, nimetken nikmet olma ihtimali vardır. Yani biz insanız, biz korkuyoruz, buraya kadar güzel. Ama korkumuzu kontrol edemiyorsak her meşru duygu gibi o da bizi zillet ve meskenete mahkum eder. Yani zulme karşı adavet, yani düşmanlık, bu meşru bir şeydir. Eğer bir yerde zulüm varsa biz ona dost olamayız. Çünkü o zaman kaypaklık olur bu. O zaman bu haysiyetsizlik olur, ahlaksızlık olur. Zulme karşı biz adavet içerisinde olmamız lazım. Fakat adavet duygumuzu dahi, düşmanlık duygumuzu dahi bizim terbiye etmemiz gerekiyor. Terbiye edilmeyen bir düşmanlık duygusu insanı şirazeden çıkarır. İnsanın şehvet duygusu vardır. Şehvet olmasaydı biz olmazdık. İnsanlık olmazdı. Fakat insanın şehvet duygusu terbiye edilmezse insan şirazeden çıkar. İnsanın sahip olma duygusu vardır. Servet edinme duygusu vardır. Mal mülk edinme duygusu vardır. Bu meşrudur. Fakat terbiye edilmediği zaman şirazeden çıkar. İşte Felak suresi bize korkan insanın terbiye nasıl edileceğini anlatıyor. İnsan şerden korkar. İnsan karanlıktan korkar. İnsan istikbalindeki belirsizlikten korkar. İşte nasıl kendimizi o korku terbiyesinden muhafaza ederiz? Orası mühim bir noktadır. Onun için korku nimetini nikmete dönüştürmemek için ne yapmak gerekir? Unutmamak gerekir ki herkes bir şeye sığınır. Yani bir civciv annesinin kanatları altında sığınır. Bir kuş anne kuşun kanatları altına sığınır. Efendim insanlar tehlike anında babalarının, çocuklar babalarının kucaklarının altındadır. Herkes bir şeye sığınır. Fakat ey yetimler yetimi Muhammed Aleyhisselam, sen de felakın Rabbinesin. Ey yetimler, ey öksüzler, ey sığınacak kimsesi olmayanlar, bulamayanlar, bulamadığınız zaman ya da babanız, dedeniz, atanız, büyüğünüz, dayınız sizi muhafaza edemediği zaman unutmayın, sizin sığınacak bir Rabbiniz var. Felakın Rabbine sığınacaksınız. Felakın Rabbi. Felak, o zaman ne demek felak? Felak, felaka kökünden. Yarmak,
çatlamak, ortaya çıkarmak anlamına gelir. Bu kökten gelen tefalluk kelimesi yarılmak, çatlamak demek mesela. Mesela felaket yarılarak ortaya çıkan demek. Türkçe'de de kullanıyoruz. İnfilak yarılma, patlama, çatlama demek. Falaka, ya falaka atmak yani falaka cezası. Çatlarcasına vurma demek. Nedir felak? Kur'an'da 6. surenin 95. ayetinde falekul habbi ve neva diyor. Allah çekirdeği yarıp çıkarandır. Bu şekilde bir ibare geçiyor. Demek ki Allah yaran, yaran Allah'a sığınmak. Yani yokluk karanlığından kün emriyle yaran ve oluşu ortaya çıkaran Rabb'e sığınmak. Çünkü Allah biz yoktuk, bizi var etti. İslam ilahiyatında varlık bir, zorunlu varlık. İki, mümkün varlık. Üç, muhal varlık olmak üzere üç ayrıdır. Zorunlu varlık vacibül vücut denir buna. Yani Allah'ın bizzat varlığı. Yani olmazsa olmaz. Var olması başkasına bağlı olmayan demektir zorunlu varlık. Vacibül vücut. Vacibül vücut. Mümkün varlık, varlığı başka bir varlığa mecbur olan, mümkün olandır. Bu da mümkün varlıktır. Yani insan, mahlukat mümkün varlıktır. Çünkü var olması için bir var edenin olması lazım. Zorunlu varlık ya da vacibül vücut var olması için başkasının varlığına ihtiyaç olmayan, duymayan kimdir? Allah'tır. Allah görmek için göze ihtiyacı yoktur. Duymak için kulağa ihtiyacı yoktur. Allah'ın var olmak için var edene ihtiyacı yoktur. Fakat insan öyle değildir. Mevcudat öyle değildir. Mahlukat da öyle değildir. Bir de muhal varlık. Muhal varlık ne demektir? Muhal varlık da yokluktur. Fakat yokluk da bir varlıktır. Çünkü yok diyebilmek için bir varın olması gerekir. Onun için İslam ilahiyatı varlığı zorunlu varlık, mümkün varlık ve muhal varlık olmak üzere üçe ayırır. İşte Allah, felakın Rabbi olan Allah, yokluk karanlığından kün emriyle yaran ve oluşu, mümkün varlığı ortaya çıkarandır. Felak suresi İkrime, Ata bin Rab'a, yine Hasan Basri'ye göre rivayetlerden yola çıkarak Mekki sure olduklarını, bu surenin Mekke'de nazil olduğunu söylemişlerdir. İbn Abbas medeni olduğunu söylemiştir. Yani Medine'de nazil olduğunu söylese de Kureyb isimli bir müfessir yine İbn Abbas'ın gösterdiği kaynaklardan yola çıkarak surenin Mekki olduğunu söyler. Lakin Felak suresinin akışı, yapısı, strüktürü bunların hepsine baktığımız zaman bunun Mekke'de nazil olan bir sure olduğu ortadadır. Zaten Hazreti Osman'ın Musaf'ında efendim Fil suresinin hemen ardına yerleştirilmiştir. Medine'de Yahudi bir kadının Resulullah'a büyü yaptığı iddiasıyla bu surenin Medine'de nazil olduğuna dair bazı kanaatler oluşmuş. Rivayetler de bundan dolayı ortaya çıkmıştır. Oysa ki bu iddia yanlıştır. Çünkü Kur'an Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cinlenmiş hiçbir zaman olamayacağını, ona büyünün, sihrin isabet etmeyeceğini,
Böyle bir yaklaşımın hakikate mugayyir olduğunu açıkça beyan eder. Fakat buna rağmen bazı rivayetler bunu adeta bu hakikate rağmen o rivayeti ortaya. İşte bu rivayeti ayetten öne alma hastalığı muskacıların muska yazacakları suresi bir mümine, tefekkür eden bir mümine cesaret veren, şevk veren, umut veren, korku duygusunu motive eden, cesaret veren, şecaat veren muhteşem bir suredir. Ve şöyle başlar. Kul e'uzu bir Rabbil felak. Kul ile başlıyor. Kul. De ki sığınırım felakın Rabbine. Allah bu emir, bu inşa sana Allah'tan gelir. Aslında ayette haberler anlatılıyor. Haber cümlesi ayetler. Fakat kul emri ile inşa cümlesi oluyor. Yani ey Muhammed seni inşa edeceğim. Kul e'uzu bir Rabbil felak. De ki sığınırım felakın Rabbine. Yani yokluktan varlığı çıkaran, yokluğu çatlatıp varlığı var eden Allah'a sığınırım. Rabbe sığınırım. Böyle bir Rabbe sığındığınız zaman korkunuz kalır mı? Bütün her şey korkaklıktan, ötleklikten kaynaklanmaktadır zaten. Elbette ki Allah'ın kitabı insan ruhuna cesaret üfleyecek. Bir Kur'an Müslümanı cin ifadesinden dahi korkamaz. Cin dediği zaman üç harfli diyen insanları ben anlayamıyorum. Sen nasıl Kur'an Müslümanısın? Sen cin suresini okumayacak mısın? Minel cinneti vel nas demeyecek misin ayette? Bu nasıl Kur'an Müslümanlığıdır? Üç harfli diyor. Cin dediği zaman neymiş? Onlar gelirlermiş de bilmem ne olurmuş da falan filan. Böyle bir rezalet olabilir mi? Demek ki kul e'uzu bir Rabbil felak. Yani yokluktan yokluğu çatlatıp yokluğu yarıp varlığı var eden Rabbe sığınırım de ki. Yoktan var etti o bizi. Varlar arasından seçti, insan etti bizi. Ve gönlümüze hidayet verdi, mümin etti bizi. Dolayısıyla buradaki kul vurgusu, muhataba, ey beni dinleyen, bu, beni tehdit ediyorsanız eğer, benim canıma kastediyorsanız eğer, benim malıma kastediyorsanız eğer, ben felakın Rabbine sığınıyorum. Yoktan var eden, yokluğu yarıp var eden bir Rabbe sığınıyorum. Çekilen Rabbim söylüyor bana. Böyle halluk neydi? Yarılmak, çatlama. Felaket, yarılarak ortaya çıkmak. İnflak, yarılma, patlama. Falaka, çatlarcasına vurma. Öyleyse bir şeyden her şey yapan, her şeyi bir şey yapan, her şeyin yaratıcısı olan o tek şey, işte felakın Rabbi. O nasıl? Müşrik muhayyilesinde cinlere sığınmak vardır. Cinlere sığınır insanlar. Cinlerden medet umarlar. Oysa ki Rabbimiz diyor ki, felakın Rabbine sığınır. Uçak düşeceği zaman insanlar felakın Rabbine sığınması gerekir. Abdülkadir Geylani'ye değil.
Yetiş ya Abdülkadir Geylani demek o noktada şirktir. Çünkü Allah'tan istemen gereken şeyleri başka bir kişiden istiyorsun. Ve Allah'a ait sıfatları Abdülkadir Geylani'ye veriyorsun. Yetiş ya Gavs dediğin zaman Gavs'a veriyorsun. Onlar Allah'ın sıfatları. Nasıl kurtaracak Abdülkadir Geylani seni uçak düşeceği zaman? Yani onun Allah'ın Kadir ismine sahip olması lazım ki seni kurtarsın. Onun seni duyması için Allah'ın Semî ismine sahip olması lazım ki seni kurtarsın. Onun Allah'ın El-Alim ismine sahip olması lazım ki seni kurtarsın. Nasıl kurtaracak seni? Yetiş ya Abdülkadir Geylani. Yetiş ya Gavs. Yetiş bilmem kim filan. Nasıl kurtaracak seni? Onun için kul e'uzu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığın, şafağın Rabbine sığın, sabahın Rabbine sığın, yokluk sahnesinden varlık sahnesine çıkaran, yokluğu yarıp varlığı ortaya çıkaran Rabbe sığın. Rabbe sığınmak varken başkalarından istimdat istemek de neyin nesi? Allah'ın Hay ismini vereceksin ki o ölmemiş olsun da seni kurtarsın. Böyle bir şey mümkün. İşte onun için bunlar tahaffüttür, bunlar tutarsızlıktır. Tevhid insanı evvela tutarsızlıktan kurtarır. Ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ey kızım Fatıma, kendine mukayyet ol, kendine dikkat et. Nefsini Allah'tan satın almaya bak. Zira dergah-ı nezd-i ehadiyette sizin için bir şey yapamayabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi bunu diyor kızına. Ben yapamam diyor. Fakat peygambere varis olan insanları bir takım kimseler Allah'a ait sıfatları vererek onları ilahlaştırıyor. Ve biz de buna elbette ki muhalefet etmekle mükellefiz. Muvahhidsek, Müslümansak, müminsek bu hurafeye, bu mübeddel hezeyanlara, uydurulmuş hezeyanlara isyan etmek zorundayız. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Demek ki felakın Rabbine kimden sığınacağız? Felakın Rabbine kimden sığınacağız? Onun yarattıkları varlıkların şerrinde. Şer ne demektir? Kelime itibarıyla kötülüğün, fenalığın, melanetin hepsine şer denir. Yani siz kim olursunuz yaratılanlar diyor ayet adeta. Siz kim oluyorsunuz da bana şer dokunduracaksınız? Yani beni irtikap edeceğiniz şerle mi tehdit ediyorsunuz? Sizin şerle tehdidinize karşı benim felakın Rabbine sığınma gibi bir ruhsatım var. Siz beni şer ile tehdit ettiğiniz zaman, beni tahkir ettiğiniz zaman, beni tevkif etmeye çalıştığınız zaman, beni terzil etmeye çalıştığınız zaman, onur haysiyetine musallat olduğunuz zaman siz kim oluyorsunuz? Kul e'uzu bi rabbil felak. Ben felakın Rabbine sığınırım. Kötülüğün, fenalığın ve melanetin hepsini bana yapabilirsiniz. Fakat ben felakın Rabbine sığınıyorum. Çünkü O sizi yarattı. O istemezse bir şey yapamazsınız. O müsaade eder de yaparsanız o şer olmaz zaten. O benim için bir imtihandır. Burada şer yaradılana nispet ediliyor. Allah'ın kendisi hayırdır. Allah şer vermez. Onun için halkı şer, şer değil, kesbi şer şerdir demişler. Fakat
Allah şerri yaratmaz aslında. Mesela ateş şer değildir. Lakin evi kundaklamak şerdir. Allah ateşi yaratır. Onun için ateşin yaratılmış olması şer değil, kesbi şer şerdir. Ateşi kullanarak insan yakmak, ev yakmak, kundaklamak şerdir. Ve bu konuda çok misaller verilebilir. Allah suyu yarattı. Siz suyu içerseniz o nimettir. Suyu alıp insanı boğarsanız onda düşer olur. Bıçak vesaire. Daha neler verebilirsiniz? Burada şöyle bir soru gelebilir. Madem Allah kötülük istemiyor, neden kötülük var? Buna kelamda teodise deniyor. Teodise. Bir gün hücre ziyaretlerim esnasında uzun kıvırcık saçlı, adeta kadim Yunan'ın filozoflarını anımsatan gayrimüslim bir mahkum avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Diyordu ki eğer Tanrı varsa ben niye buradayım? Hücresine doğru yaklaştım. Tebessüm ederek, incitmemeye çalışarak dedim ki Tanrı'nın yapma dediğini yaptığın halde sen neden Tanrı'ya suçluyorsun dedim. Tanrı buna engel olacak güçte değil mi dedi. Dolayısıyla hücrenin önünde konu teodise idi ve yaklaşık yarım saat onunla bu konuyu konuştum. Teodise bu dediğim şeyin kavramsallaştırılması ilahiyatta teodisedir. Eğer kötülük ile Allah arasında bir ilişki varsa bu ilişkinin mahiyeti nedir? Teodise bu. Yani dolayısıyla bu bir dini ve felsefi bir perspektiftir. Kadim Yunan'ın filozoflarından Epikür, Tanrı kötülük ilişkisi üzerine şöyle der. Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister ama kaldıramaz veya kaldırabilir ama kaldırmak istemez. Bir diğer üçüncü seçenek ise kaldırmak ister ve kaldırabilir. Ancak görüyoruz ki kötülükler var. O zaman kötülüklerin kaynağı nedir? Epikür belli ki mahlukla Halik arasındaki ilişkiyi tasavvurda koparmıştır. Modern filozoflardan David Hume ise bu çetin soruyu tekrar gündeme getirir ve madem ki der Tanrı kötülüklere mani olmuyor, o halde yoktur varsayımına girer. Bu görüşlere karşı İslam ve Hristiyan felsefi dünyasında çeşitli yaklaşımlar olmuştur. Birincisi, kötülüğün ontolojik gerçekliğini kabul etmeyenler. İkincisi, insanın özgürlüğü ve yetkinleşmesi açısından kötülüğü kabul edenler. Öncelikle kötülük olarak görülen olayları ikiye ayırmak lazım. Bir, insan kaynaklı kötülükler. İki, tabiat kaynaklı kötülükler. Şer konusunu konuşuyoruz. Soygun ve cinayet türü kötülükler, insan kaynaklı kötülükler. Deprem ve sel gibi görünen şeyler de şer, tabiat noktasındaki tabiat kaynaklı şer olarak görmek mümkün. Kötülüğü ontolojik olarak reddeden görüş ise şöyledir. Kötünün yaratılması kötü değil, onun işlenmesi kötüdür. Biraz önce söylediğimiz gibi. Yani mesela biz her şeyi güzel yarattık. Kur'an'da öyle bir ayet var. Ahsene külli şeyin halakan. Ve öyleyse der, güzellik iki türlüdür. Bir, doğrudan güzel olan. İki, dolaylı güzel olan. Mesela sağlık doğrudan güzel, hastalık ise dolaylı güzeldir. Hüsnü bizzat doğrudan güzel, hüsnü bil gayr dolaylı güzel. Çünkü hastalık olmasaydı sağlığın kıymet ve ehemmiyeti anlaşılmazdı. Dolayısıyla hastalık der,
Bunu ontolojik olarak efendim reddeden görüş, kötülüğü ontolojik olarak reddeden görüş der ki, öyleyse hastalık olmasaydı sağlığın kıymeti anlaşılamayacağı için hastalık dolaylı güzeldir. Neticesi itibariyle güzeldir. Hüsnü bilgayrdır. Dolayısıyla varlık tasarlamasının ekseninde sıhhat vardır der. İkincisi ise kötülüğü ontolojik anlamda kabul eden ama insanın yetkinleşmesi, olgunlaşması için bir imkan olarak gören görür. Orada da der ki insan taallümle tekemmül etmek içindir. Yani bilerek öğrenmek içindir. İnsan ya da toplumların başlarına gelen bela ya da musibetler insanın gelişmesi ve yetkinleşmesi içindir. Eskilerin ifadesiyle kemal bulması içindir. Allah eğer isteseydi insanları mekanik robotlar gibi yaratabilirdi. Ama bu durumda insanlar şuur sahibi olmazlardı. Dolayısıyla kötülük ve iyilik muvazenesini yaparsak bu alemde iyinin kötüden daha fazla olduğunu görürüzler. Dolayısıyla tasarımda kötülük yoktur. Ontolojik anlamda şerrin olmaması için Allah'ın kendisi gibi aciz ve muhtaç olmayan, ölmeyen ve ebedi hayatı olan bir varlık yaratması gerekir. Ölüm ve hastalık olmasaydı musibetlerin hiçbirinin etkisi olmaz. Ancak ölmeyen kimdir? Aciz olmayan kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla insanın yetkinleşmesi için, insanın tekamül etmesi için, kemal bulması için bu anlamda insanın efendim musibetle karşı karşıya kalması gerekir. Dolayısıyla musibet bu hayatın gerçeğidir. Şer bu hayatın gerçeğidir. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Bahsettiğim bu mahkumda dahil çoğu mahkuma dolayısıyla imtihan tasavvurumuzun İslami öğretiler ışığında nasıl olması gerektiğini anlatıyorum ben size. Birincisi, musibet insanın başına niye gelir? Bir, kişi onu hak etmiştir. Dolayısıyla bu bir nevi kefaret. Dolayısıyla insan bu konuda sabretmeli ve o musibetin kendisi için günahlarına kefaret olacağı gerekçesiyle onun bir ilahi nimet olduğunu düşünmelidir. Mesela bir suç işleyen hapishaneye düşen bir insan umulur ki o geçirdiği meşakkatli ve zahmetli zaman dilimi onun yarın dergahı nezd-i ehadiyette günahlarına kefaret olacak. Bir hastalık fırtınanın yapraklarını döktüğü gibi insanın günahlarını döker. İnsanın başına gelen bir şey insanı temizler ve tezkiye eder. İkincisi, kişi o musibeti hak etmiştir. Hak etmemiştir. Hak etmemiştir. Lakin Allah onun ahiretteki mükafatını arttırmak için böyle bir imtihan verir. O musibete sabrettiğinde Rab onu mükafatlandıracaktır. Engelli olan kardeşlerimizin durumu böyle bir şeydir. Engelli olan kardeşlerimizin böyle bir tasavvura sahip olması gerekir ki bu dünya hayatında daha huzurlu olsun. Onlar ötelerde ziyadesiyle mükafatlandırılacaktır. İman etmeyen bir engelli için bu dünya azaptır. Ama iman eden için meşakkatli lakin huzurlu ve umut dolu bir bekleme salonu. İşlemediği suçtan dolayı içeride olan iman eden mahkumların huzur dolu psikolojileri bundan kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü, şer ya da musibet başa geldiği zaman karanlığın ardında aydınlığın olması misali zahmetin ardındaki rahmet gibidir. Yağmuru müjdeleyen fırtına gibidir. Bu musibet türü bazen kişinin istidatlarını, potansiyelini güçlendirir. İnsan bünyesini güçlendirmesi gibi insan için eğitim fırsatı olur. Dördüncüsü tür şer yine Rabbin nimetidir. Zira daha büyük bir felaketin gelmesine mani olur. Mesela suçlu olmadığı halde mahkum olan insan der ki ben niye geldim, ne yaptım? Ancak bilmez ki belki dışarıda olsaydı
başına daha büyük bir felaket gelecektir. Nişanlısından ayrılan gençler bazen feryat ederler. Ama bilselerdi ki o adamla ya da o bayanla evlenselerdi çocuk sahibi olduktan sonra daha başlarına başka şeyler gelecekti. Evlenip çocuk sahibi olan ve eşiyle problem yaşayan insanlar bazen feryat ederler. Ama bilselerdi ki belki de o insan orada korunuyor ve muhafaza ediliyor. Başka bir alternatif, hayalinde başka bir alternatif olabilir. Fakat daha beter bir şey başına gelebilir. Dolayısıyla Müslüman tasavvurunun bu şekilde işlemesi gerekir. Dolayısıyla musibetin her türü bu anlamda nimettir. Birinci de kefaret, ikinci de mükafat, üçüncü de fıtrat, dördüncü de şefkat. Rabbimiz ne diyor? Ve asa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemun ve entum la ta'lemun. Sizin hoşlanmadığınız şey hakkınızda bakarsınız hayırlı olur. Hoşlandığınız şey ise sizin için şer olur. Vallahu ya'lemun. Allah bilir de velakin la ya'lemun. Siz bilmezsiniz. Bakara suresinin 216. ayet. Ve min şerri gasikin izâ vakab. Ortalığı kaplayan karanlığın şerrinden. Bastıran zifiri karanlığın şerrinden. Gasik aslında kuyu demek. Karanlık zulümat olarak ifade edilir. Karanlık manası da vardır gasik. Fakat karanlık nedir? Karanlık aslında nerede olduğumuzu bilmemektir. Karanlık rehbersizliktir. Karanlık korkmadır. Aslında buradaki karanlık dışarıdaki bir karanlık değil. Buradaki karanlık insanın içindeki karanlıktır. Karanlık fobisi vardır psikolojide. Kenofobi denir buna. Mesela bugün genelde korku filmlerinin bu filmleri fobi üretiyor. Karanlık fobisi ortaya çıkarıyor. Çünkü korku filmlerinde ne var? Efendim, bir takım imajinatif şeyler var. Cinler var, periler var, şeytanlar var değil mi? Egzorsist bilmem ne falan filan. Dolayısıyla cahiliye toplumunda ne vardı? Cin kültü vardı. Cinlerden korkuyorlardı. Cinlerle tehdit ediyorlardı. Dolayısıyla cin denilen şeylere abartılı şekilde güç verme, onların üzerinde tasallut edilebileceğine inanma. Yani onların sizin üzerinde musallat olacağına inanma. Değil mi? İşte bu karanlık korkusunu meydanıdır. Öyleyse karanlıktan korkma diyor. Allah karanlıkların da Rabbidir. Değil mi? Allah karanlıkların da Rabbidir. Onun için gecenin Rabbi de Allah'tır. Gecenin sahibi de Allah'tır. Onun için geceden korkmayacağız. Ve gece yapan, insanın içine zulümat üfleyen tağuttan da korkmayacağız. Gece, zulümat Kur'an'da tağutla ifade edilir. İnsanı Allah yolundan men eden her şeye tağut denir. Kur'an'da ne diyor Resulü Billah? Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Vellezine keferu evliyâhumut tavuk. O küfredenlerin ise hakikati inkar edenlerin, hakikatin üzerini kapatanların ise dostları tavuttur. Allah yolundan men eden ve onları aydınlıktan karanlık. Dolayısıyla onları yaratan Allah'tır. Ve min şerri gâsikin izâ vakab. Ve biz onlardan da felakın Rabbine sığınıyoruz. Ve min şerrin neffâsâti fil'uqad.
Karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden. Laf sen, en neffesat, düğümlere üfleyenler demek. Arapçada gizemli işlerle uğraşan, esrarengiz işleri tanımlamak için kullanılan bir ibaredir. Dolayısıyla bu kimseler ezoterik işlerle uğraşan kimselerdir. İşte bu tür işlerle uğraşanların şerrinden kime sığınmak gerekir? Felakın Rabbine. Neffasat, Arapça gramatik olarak müennes olması bunun kadın olacağı anlamına gelmez. Çünkü Zemahşeri ve Razi bunun sadece kadınlarla sınırlandırılmaması gerektiğini söylüyor. Yine Muhammed Abduh Allame. Mesela Allame dediğimiz zaman ne deriz? Efendim sadece bayan anlamında değildir. O da müennestir ama Allame dendiği zaman çok alim olan kişi manasına gelir. Burada da neffasat yani nefsin çoğulu enfus biliyorsunuz insanoğlu anlamına geliyor. Dolayısıyla karanlık işlerle düşkün insanların şerrinden. Zaten sihirle, büyüyle vesaireyle uğraşan insanlar sadece kadınlar değil. O da yanlış. Dolayısıyla bu işlerle uğraşanların şerrinden. Peki bu nasıl bir şerdir? Şimdi bu ayeti şöyle düşünelim. Bu ezoterik işlerle uğraşan insanlar insan oğlunun başına nasıl bela yapıyorlar? Yani insanların saçından, başından, kaşından vesairesinden kopardıkları kıllarla büyü yapıp da insanları bağlıyorlar. Yani bu mu yaptıkları şer? Yoksa bu insanlar muskayı, dini, kitabı kullanarak kutsal patentli sömürü hokkabazlığı yaparak insanları ticari anlamda sömürerek mi şer yapıyor? Hangisi daha ver? İstersen. Yani ben Felak suresini, Kul e'uzu bi Rabbil Felak'ı, Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra bütün saçlarımı kesip bütün büyücülerin hepsini dağıtırım. Hayrettin Karaman da söyledi. Buyursunlar yapsınlar. Hodri meydan. Hadi işliyorsanız işlesin bakalım. Ben Felak'ın Rabbine sığınmışım. Senin efendim büyücünden mi korkacağım? Büyü nedir ki? Hak olup olmadığı da ortada zaten şey. Yani işliyor, tesir eder veya etmez. Etsin bakalım. Ben Felak'ın Rabbine sığınmışım. Sen kim oluyorsun? Yani bir efendim tuvalete mecbur olan, tuvalete muhtaç olan büyücü insanlardan, sihirbaz insanlardan, patent hokkabazı insanlardan, muskacılardan, üfürükçülerden mi korkuyoruz? Ama bu insanların esas belası nedir biliyor musunuz? Allah'ın kitabını kullanarak büyücülük yapmaları ve insanları sömürmeleri, insanların paralarını almaları. Bakıyorsunuz insanlar bu tür şeylerden köşeyi dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bu insanların şerrinden ve min şerrin neffâsâti fil akad. Bu tür karanlık işlerle uğraşan insanların şerrinin cümlesinden kime sığınırım? Felakın Rabbine. Yani yokluk çekirdeğini yarıp varlığı ortaya koyan Rabbe sığınır. Ve min şerri hasidin izâ hasad. Ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Haset aslında varlık sahnesinde işlenen ilk cürümdür. Şeytan haset ettiği için şeytan olmuştur. Daha doğrusu iblis olmuştur. Dolayısıyla haset iblisleştiren bir haslettir. Haset, buhul, şuh, gıpta ve gayret kavramlarını bu konuda açıklamak lazım. Haset bende yok, onda da olmasın demektir. Yani karşısındakinin sahip olduğuna göz dikerek onun yok olmasını şiddetle arzulamaktır. Buhul, hasetten biraz farklıdır. O, bende var ama başkasında olmasın şeklindeki bencilce bir yaklaşımdır. Şuh ise
onun sahip olduğu şey benim olsun diyerek bir psikolojik eğilimle gaspa ve tecavüze dayalı suçların altındaki yatan temel sebeptir. Bir de gıpta vardır, o masumdur. Onda var, bende de olsun. Bu kimi zaman hırsa ve hüsrana sebep olabileceği gibi daha nötr bir şeydir bu. Bazı zaman da takdire ve kişiyi çalışmaya sevk edebilir, motive edebilir. Bir de gayret kavramı vardır. Gayret, Allah'ın da ismi bir ismi gayyum. Yani Allah'ın kıskanması. Kıskanmak nasıl olur? İşte bu kavramsallaştırmaları bilmediğiniz zaman insanlar nasıl Allah kıskanır? Allah Sübhanallahu ve Teala değil mi? Eksikliklerden münezzeh değil mi? Gayyur olması. Yani gayret bu anlamda kötü bir şey değil. Yani bu şekildeki kıskanmak müsbet bir kıskanmaktır. Yani ne demektir? Kişinin sahip olduğu şey üzerinde titremesidir. İnsan sevdiğini bu anlamda kıskanır. Zarar gelmesini istemez. Bu kıskanma meşru bir kıskanmadır. Yani insanın eşini kıskanması, insanın çocuğunu kıskanması, üzerinde titremesi, aman bir şey olmasın, aman hocanın talebesini kıskanması. Yani bu anlamdaki kıskanmak meşru bir kıskanmadır. Onun için Allah el-gayyurdur. Yani kulu üzerinde titrer. Sevdiği için kıskanır. Çocukları veya eşi için duyulan kıskançlık bu manadır. Ama haset, buhul, şuh bunlar olmaması gereken şeylerdir. İşte haset edenin hasetinden neydi haset? Bende yok onda olmasın şeklindeki bir bakış açısından Allah'a sığınmak gerekir. Dolayısıyla bunun kaynağında ne vardır? Sevgisizlik vardır. Bunların karşısında ise sehavet, isar, cud ve fakir kavramları vardır. Sehavet, bende var onda da olsun demektir. Dolayısıyla bencilliğin ve egosentrik algının karşısındaki panzehiridir. Cud ise bende yok ama onda olsun şeklindeki fedakarca yaklaşımdır. Bu tür yaklaşım dünyevi ihtiraslarını terbiye etmiş kimselerdir. İsar ise benim değil onun olsun diyebilmektir ki bu ahlaki yaklaşım fedakarlığın üst noktasıdır. Bir de doruk noktası var. O da onda yok. Madem onda yok, bende de olmasın demek. İşte buna ne deniyor? Buna isar deniyor. İsar. Efendim, fakir deniyor. İşte haset edenin hasedinden sığınır. Bugün iblisin insanlar üzerinde haset ettiği şey, Kabil'in abisi Habil'i haset etmesi ve insanlığın ilk cürmü işte bu şekilde başlıyor. İnsanlık ilk defa belayı bu şekilde buluyor. Dolayısıyla biz bunlardan kime sığınıyoruz? Felakın Rabbine sığınıyoruz. Bir şeyden her şey yapan, her şeyi bir şey yapan, her şeyin yaratıcısı olan o tek şeye sığınıyoruz. Biz yokken bizi var eden, varlar arasından seçip insan eden Rabbimize sığınıyoruz. Felakın Rabbine. Çekirdeği çatlattığı gibi, çekirdeği çatlatıp ondan bir şeçere, ondan bir ağaç çıkardığı gibi, yokluğu çatlatıp varlığı çıkaran, bir meniden insanı var eden Allah'ı, Allah'ın kudretine sığınıyoruz. Peki öyle bir kudrete sığındığımız zaman kim bize ne yapabilir ki? Sohbetin başında okuduğum o şiiri hatırlayın. İlahi, ya ilahi, ya ilahi. Sensin padişahlar padişahı. Seni billahi bir bildim ki birsin.
Şerikten hem nazirden sen berisin. Ayrı ayrı etseler de tenimi çevirmezem bu ikrardan dilim. Değil mi? Kim korkutur bizi? Kula kul olmak için atılmadık meydana. Biz yalnız hakikate, hakka secde ederiz. Dağları nasıl girdilerse zindana, bilsin ki kahpe zaman, biz de böyle gireriz dediği gibi Osman Serdar Neşit. Bozmak mümkün ise aklın fikrini, gel de bakir iken dul gönder beni. Hakkın mekanından özge bir mekan, bulmak mümkün ise bul gönder beni dediği gibi Seyrani. Kim korkar? İşte şecaat enjekte ediyor bize. Şecaat aşılıyor. Hani hasta olmamak için aşılanırız ya, Felak suresi de bizim korku duygumuzu terbiye etmek için bize cesaret aşılıyor. Korkma ey kulum. Korkma. Senin arkanda Felak'ın Rabbi var. Yoktan var eden Allah var. Seni koruyacak ve kollayacak, uyumayan ve uyuklamayan Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum olan Allah var. Aziz olan Allah var. Rahim olan Allah var. Cebbar olan Allah var. Kahhar olan Allah var. Hak olan Allah var. Mübin olan Allah var. Basir olan Allah var. Şahit olan Allah var. Eğer senin arkanda Felak'ın Rabbi varsa, yaratıcı olan o kudret varsa, o aşkın kudret varsa, kim seni korkutabilir? Öyleyse başını öne eğme. Dimdik devam et. Kimseden korkmak, karanlık işlerle iştigal eden insanlardan, yarattıklarının şerrinden, cümlesinden korkmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz korkmak için değil, biz şahit olmak için bu dünyaya geldik. Korku insanın içerisine verilmiş, insana tedbir üretmesi için verilmiş meşru bir duygudur. Fakat her duygu gibi bu duyguyu da terbiye etmezseniz, her meşru duygu gibi bu duygu da terbiye edilmezse eğer, insanı zillet ve meskenete gark eder. İnsan artık korku zindanı içerisinde müebbet bir mahkumdur. Evet, Rabbim bizleri Felak suresini anlayan, idrak eden ama onun da ötesinde hayatına geçiren kullarından etsin. Bunu Kur'an'la amel eden insanlardan etsin. Kur'an'dan meşhur olan zümreden bizleri etmesin. Hazreti Peygamber'in dergah-ı nezd-i ehadiyette şikayet edeceği kullardan etmesin. Bizleri istikametten ayırmasın. Bu sureyi anlayan ve yaşayan kullarından etsin duasıyla sözümüzü bitirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sözlerimizde yanlış varsa nefsimize ait. Sözlerimiz doğruysa Allah'a aittir. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.